Borçlu şekilde ölmenin tehlikesi var mıdır? Kıymetli kardeşler, borçlu olarak zaten yaşamak uhrevi açıdan bakıldığında riskli olan bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eddül hukuk yani hakları tediye edin, her hak sahibine hakkını verin buyuruyor ölmeden önce. Çünkü öyle bir gün gelecek ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ hiçbir şekilde evlatlar, mal, hak, hukuk falan vesaire söz konusu olamayacak. Onun için böyle bir gün gelmeden önce elbette hakları sahiplerine tevdi etmek gerekir, vermek gerekir. Boşlu bir şekilde ölündüğünde ise şayet varisler eğer hak sahiplerini biliyorlar ise gidip mutlaka helalleşmeleri gerekir o ölü adına onun ahirette kabir aleminde berzah aleminde rahat edebilmesi için bunu yapmaları gerekir. Aleyhissalatü vesselam efendimizden nakledilir sahih bir rivayette efendimiz Aleyhissalatu vesselam birisi vefat ettiği zaman da aleyhi deyin bunun birisine borcu var mı diye sorar eğer ki birisine borçlu ise ''Sallu aleyh'' buyururmuş. Yani siz bunun cenaze namazını kılın, kıldırın buyurur. Ve o kişinin cenaze namazını kıldırmazmış. Bu, bu kadar önemli bir şeydir. Borçlu bir şekilde ahirete göçmemek gerekir. Şimdiden hazır fırsat elimizdeyken kime? maddi anlamda bir borcumuz varsa veya manevi olarak işte kalbini kırmışızdır, rencide etmişizdir, gıybetini yapmışızdır, farklı şekillerde hak taalluk edecek, terettüp edecek olan bir duruma girmişizdir. Mutlaka bu hak sahiplerini bulup onlarla helalleşmemiz lazım. Onlarla helallik işini bitirmek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, evet, kendiyle taalluk eden meseleleri affediyor, mağfiret ediyor. Bu anlamda tevbe edeceğiz tabii ki. Fakat kul haklarıyla taalluk eden meseleler zor işlerdir. Mutlaka o kulun hakkını helal etmesi gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında ölmeden önce, bu dünya hayatından göçmeden önce mutlaka hak sahipleriyle helalleşmemiz gerekiyor. Borçlu bir şekilde asla ölmemek gerekiyor.